Merhaba arkadaşlar, şimdi yepyeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün yıllardır kullandığım, yani daha doğrusu yıllar içerisinde ihtiyaçlarımla beraber geliştirdiğim yayıncı odamı bir düzene sokma vakti geldi. Artık böyle bütün ekipmanlarımı kendime göre tamamladım. Burada eksik olan tek şey düzen, yani her şey ihtiyaca göre yapılmış. Örnek veriyorum şimdi, biraz size göstereyim. Oo. Burada her şey böyle bir şeylerin üstünde duruyor. Burada böyle kitabın üstünde duran bir ışık var. İşte şurada bir ışık var. Hani şurada tornavida falan filan var böyle. Ekranlar böyle bir duruyorlar. Şurada bir tane led var. Bu arkadan geliyor. Işığı kessin diye böyle bir duvar halısı. İşte sonra ışığı kessin diye perde koydum mesela. Şimdi buna ihtiyaç kalmadı falan. Her şey bir dağınık. Ya yıllardır toparlanmamış bir oda var burada. İşte ekipman kutuları bir şeyler. Elimden geldiği kadar çöpe attım da. Bakın burada mesela 3-4 aylık ekipman parçaları var hala. Ya bir kasa böyle duruyor, bir kasa böyle duruyor, bir şey bunun altında duruyor, bunun kapağı burada duruyor. Yani hep bir dağınıklık. İşte mesela şurada bir ledim var. Bu ledi odaya sereceğim, odanın rengini tam etkilesin diye falan. İşte şurada mesela ampuller var. Bir tanesi yanıyor, bir tanesi yanmıyor vaziyette şu an. Şu kumandayla değiştiriyorum burada. Huşt. Huşt. Yani her şeyi bir ihtiyacımı görüyor ama hiçbir düzen yok odada. Şimdi tabii odama yapacağım değişiklikler... Şöyle, tamamen değiştireceğim ben. Bu videonun çekilmesi ne kadar sürer bilmiyorum. Bayağı uzun da sürebilir. Tabii siz bunları 20-30 dakikada izleyeceksiniz muhtemelen. Bakın böyle modemler falan buralarda duruyor. Aradan kablolar geçiyor. Baksanıza kabloların düzensizliği. Bütün bir kablo karışıklığı burası. Modemler, kablolar. Yani her şey güzel. Her şey iyi hoş. Sadece düzen yok. Şurada mesela ders notum var. Yani burada bir insanın ders notun olmaması lazım. Şimdi odayı temizlemekle başlayacağım. Öyle bir maceraya başlıyoruz sizin. Arkadaşlar şimdi her şeyi biraz sökerek ve kapatarak başlayacağım tabii ki. Öncelikle bu bilgisayarları bir kapatalım. Ondan sonra şunu bir kapatalım. Alttakileri. Bütün lanları manları çıkaracağız. Ekipmanları çıkarıyorum şu an tek tek. Ekipman kablolarını çıkarayım. Şu HDMI'ler de çıksın. HDMI'ler de çıkınca Elgato da çıksın. Zaten bir şey kalmadı. Kasa bir kurtardı her yerde. Şu onu da çıkaralım. Kasa ve kendi güç kablosu kaldı bir tek. Hopst. Kasa bir aga. Geç bakayım. Şimdi bu modemleri bir ayıralım buradan. Burada hiçbir yere bağlanmayan kablolar da var. Eminim şu an. Mesela bunu çek. Bir kablo. İki kablo. Üç kablo. Üç kablo. Dört, beş kablo. Bunu da çek. Bunu da çek. Bunu da çek. Bunu da sadece gücüyle beraber bıraktık. Bunun kablosu hangisi şimdi? Bakalım güç kablosu. Ananı! Çıkarır çıkarmaz elime elektrik çarptı böyle. Çıkardım elime değdi, elektrik çarptı. 3 tane de monitörün kablosudur bunlar zaten. Bunu da çıkaralım. Yallah. Oluyor lan. Aa, içeride hard disk sabitlememiş. Diyorum ya, hep bir dağınıklık var yani. Hiçbir şey yerli yerinde değil. Hard diski dağınık bırakmışım. Şey, sabitlemeden bırakmışım mesela. Her şeyi kendim yaptığım için her şeyin içerisinde biraz üşengeçlik var. Yani bütün işler işlevsellik anlamında tam. Ama işlevsellik olarak tam da şey yok. Ya bu mesela burada olmamalı. Yükseltecek, şu yüksekliği verecek bir şey Guide'ın fizyoloji olmamalı. Bunu da koyalım kitaplığa. Kitaplığın kendisi kadar ağırlığı var zaten kitabın. Bak bu evin anahtarı mesela, alakasız. Hani bu da LED döşenecek bu odaya birazdan. Masanın hiçbir bağlantısı kalmadığına karar verirsem masanın yerini direkt değiştireceğim. Masanın hiçbir yere bağlantısının kalmamış olması lazım. Bunu da
Çıkaralım. Zannediyorum masanın artık hiçbir şeyle bağlantısı yok. Masayı ittirerek götürüyorum da aşağıdaki kabloları bilmiyorum. Nasıl bir yöntem ama? Unutmadım, unutamam. Kara sevda, ama benim. Modemler giriyor birbirine. Şey, bu arada masanın arkasına duvar gelmesini istiyorum artık. Çünkü bu mikrofonun sesiyle alakalı problemler yarattırıyor bana. Arkasında duvarı olmayışı. Eğer arkasında bir duvar olursa ve bunun bir yalıtımı olursa... O yalıtım çok fazla iş görüyor diyelim şimdilik. O yalıtım bütün sesi kesebiliyor ama havada duran bir şeyin arkasında yalıtım yapamıyorsunuz. Bir sürü... Yani üşengeç... Bahsediyordum yani üşengeç olduğumdan. Benim üşengeçliğim bu işte yani. Bu monitörlerin hepsini buradan kaldırıp güzel bir şekilde masayı buraya çekebilirdim. Ama işte bak anlamız ki bir şey üstüne basıyorum mesela. CD'nin bunun üzerine basmışım. Her işe ihtiyacı olduğu kadar bak. Kasaları söktüm. Bilgisayarın dünyayla bağlantısını kestim. Ondan sonra bam güm. Her işin böyle adamı yani. Buraya çekiyorum masayı. Tamam mı? Kasaları da arkaya koyacağım. Dayayacağım böyle. Mesaj gelmiş. Önemsiz. Şimdi tam duvara dayanmadan kasaları mı yerleştirseydim? Kasaları nereye yerleştireyim arkadaşlar? Şimdi şuraya mı yerleştirsem iki kasayı da? Onu da bilmiyorum. Masanın altına iki tane kasa mı yerleştirsem? Şu masanın arkasında bir şeyler var mesela. Bu gereksiz malzemeleri alalım dışarı. Gereksiz malzemeleri dışarı atıyorum. Siz de görün neler var. Bozuk para. Bu yere atmayacağım bir şey. Bu da mesela router. Hani router'ın burada ne işi var? Bir paket çivi. Bıçak kılıfı. Oy aşağıda insan var mı? Çay tabağı. Bu ışıkların kontrolleri. Kapak. Cüzdan. Anahtardır. Bozuk para var. Masanın arkası bence fiziksel olarak bu taraf ha. Yani üstündeki ekipmanların hepsi ters duruyor. Ne kadar önemi var diye sorarsanız. Pek de yok. Bunu da yakayım lan. Bir ışık daha yaptım böyle. Kamerayı kim düşün lan böyle? Kim yüzdü lan kameramı? Oraya buçuk yerde duruyor. Üçlü şey, yedili prizi. Tabi bu taraftaki prizden vermemiz lazım. Zınk. Gel bakayım, geliyor musun? Geliyorsun. Yani şurada dursa, bu burada duruyorsa bilgisayarları da buraya koyalım. Odanın altını halı flex mi kaplasak acaba? Ne diyorsunuz lan kardeş? Tel yalıdır. Canlı kanı var. Bir de bunların hepsini koyduktan sonra burada bir temizlemek lazım yani. Ay. Bu kasa ağır. Bilgisayarları buraya mı koysam, bu tarafa mı koysam? Birini sağa, birini sola koysam. Birini sağa, birini bağa koysam. Masanın iki altında bilgisayar. Havalı bir görüntü. Bunu sağa koyayım. Bak mesela ben hiçbir şey taşımam. Her şeyi iterim ama. İnşallah bir şey devrilmez diyerek. Bak o kadar devrilecek ki bunda.
Devrilmedi. Bunu itelim birazdan. Gittik. 15 milyarlık bilgisayar kasasını ayağınla itin Batyon. Kafanı sikimsin. Milyarları böyle biz ekliyoruz. Şunun ucu yok lan, bu boş. Hayır, bu kablonun sahibi yok ki bunun. Bir yapı oluşturdum burada. Sağa sol birer bilgisayar. Şurada şurada bir bilgisayar. Altını kapattım. Şimdi bu USB'leri paylaştırmam lazım. For example. Bu işin ne olmadı ki? Bunda VGA da yokmuş ki. Bunlar ya, en kesin çözümümüz bir tane uzun HDMI bulacağız. Çözümü şöyle buldum. Şeylerin yerini değiştiriyorum, monitörlerin yerini değiştiriyorum. Bunun da saçma sikim. Şeyi neredeydi değiştirmeyi? Ha, burada. Işığım yok, bak. Arkadaşlar, oda düzenlemesi part 1'i burada bitiriyorum. Bilgisayarımın yerini değiştirdim. Sistemimi düzenliyorum, odamı düzenliyorum. Sıradaki adım olarak arka plan ayarlayacağız. Işıklandırmayı yapacağız, odanın ışıklandırmasını yapacağız. Bu ışığın da şarjı bitiyor artık. Benim de şarjım bayağı azaldı kendimin. Devamında ne görmek istediğinizi yazarsanız sevinirim. Bunu bu haliyle atacak mıyım şu an bilmiyorum. Eve gidince izleyeceğim videoyu. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Düzenlemeleri yapacağız biraz daha. Şu anda yarın oturdum mu tekrar yayın açabileceğim şekilde bıraktım. İnternetlerini bağlamamışım sadece. Bağlayacağız aga. Görüşürüz.